Sevgili seyirciler, Merve Kabakçı gerek mecliste kurulan darbeleri ve muhtıraları soruşturma komisyonunda gerekse daha sonra katıldığı bir televizyon programında inanılmaz yalanlar söyledi, iftiralar attı. Bunların hesabını yargıda soracağız. Mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davaları açacağız. Şimdi ben Merve'nin yalanlarının hangisini düzelteyim diye düşünüyorum ama size onunla ilgili son derece çarpıcı bir gerçeği açıklayacağım. Yaptığımız haberle ilgili olarak konuşuyor. Peki bu haber neydi? Olay şu. Merve Kabakçı, Refah Partisi'nin yıldızının parladığı dönemde, yıllarda, 90'lı yıllarda Ankara'da Kavaklıdere'de bulunan dayısına ait bir aile şirketi olan Güngen İnşaat Şirketi'nde 1996 ve 1998 yılları arasında işçi olarak çalışıyor göstermiş kendisini. Ama aynı tarihlerde biz yaptığımız araştırmada kendisinin Refah Partisi adına Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Sudan, başka ülkelere durmaksızın seyahat ettiğini ve buralarda konferanslar verdiğini belgeledik. Peki bu konferansları niçin veriyor? Çünkü Merve Kabakçı aynı zamanda Refah Partisi Kadınlar Kolu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Şimdi buraya dikkatinizi çekiyorum. Merve Kabakçı hem Refah Partisi'nde çok aktif, aynı zamanda dayısının aile şirketinde çalışıyor gibi gözüküyor ve daha önce belediyelerle hiçbir işi olmayan bu firma Refah Partili bir büyükşehir belediyesinden trilyonlarca liralık ihale almaya başlıyor. Şimdi tekrarlıyorum, dayısının inşaat şirketinde çalışıyor, ayrıca Refah Partisi'nin vitrininde çok aktif ve bu firma Refah Partili bir büyükşehir belediyesinden o tarihlerde trilyonlarca liralık iş almaya başlıyor. Şimdi bunun etik ne tarafı var? Biz bu haberi hazırlıyoruz, belgeliyoruz, dört dörtlük hale getiriyoruz. Yani gidip de Güngen İnşaat firmasına yetkililerle konuşup soru sormamıza hiç gerek yok. Sicil numarasına varıncaya kadar sigortadan kayıtlarını çıkartmışız. Bütün ihaleleri tek tek tespit etmişiz. Ama bunlar aleyhimizde haber yaptılar ama bize sormadılar. Tek taraflı bu haber ekrana getirildi demesinler diye gidiyoruz bir muhabir arkadaşımla birlikte Kavaklıdere'deki ofislerinde muhasebecileriyle görüşüyoruz. Çünkü karşımıza firmanın sahibi Orhan Güngen çıkmıyor. Merve Kabakçı'nın iddiası şu: geldiler, bizim ofisimizi otomatik silahlarla bastılar. Uğur Dündar yanında iki özel harekatçı, bunların hepsinde silah vardı şeklinde konuşuyor. Ayrıca kendisinin daha henüz hayatta olmadığı ya da doğumundan bir yıl önce bu firmanın Merve Kabakçı sayesinde Libya'dan iş aldığını iddia ettiğimizi söylüyor. Bu külliyen yalan. Hepsi külliyen yalan. Bir defa bizim yanımızda özel harekatçı yok. Ben bir muhabir arkadaşımla gidiyorum ve o yıllarda büyük saldırılara uğradığımız için mesela bir hayali ihracatçının ofisinde yanımızda koruma polisimiz olduğu halde bize saldırdılar. Bir gıda terörünün olduğu yerde adam Uğur Dündar'ın gırtlağını bıçakla alırım dedi koruma polisimin orada bulunmasına rağmen. Sadece sivil koruma polisim var. O da hiçbir şekilde müdahil olmuyor. Şimdi biz muhasebeciyle konuştuktan sonra telefon numaramızı bırakıyoruz ve Orhan Bey bizi ararsa çok memnun oluruz diyoruz. Bunları da verdikten sonra Orhan Güngen bizi telefonla arıyor. Merve Kabakçı'nın firmalarında sadece tercüme işi yaptığını söylüyor ama kamera karşısına geçmeyeceğini belirtiyor. Biz de haberimizi hiçbir yorum yapmadan birbirinden bağımsız gibi gözüken bu üç olayı anlatarak ve yorumu seyircilere bırakarak kapatıyoruz. Sevgili seyirciler, tekrar ediyorum, bu firmaya gitmemize hiç gerek yok. Biz sorunlu yayıncılık anlayışımız gereği bize sormadılar demesinler diye buraya gidiyoruz. Ama bundan sonra Merve Kabakçı kalkıyor, bir yığın yalan, iftira ve
bizi silahla ofisimizi bastılar şeklinde kamuoyuna itibarsızlaştırmak amacıyla bu yayını yapabiliyor, mecliste o konuşmaları gerçekleştirebiliyor. Ve o programı sunan kişi de Uğur Dündar'ın hazırladığı baştan sona yalan haber diyor. Bu haberde bir tane yalan göstersinler, ben Merve Kavakçı'dan özür dilemeye hazırım. Ama Merve Kavakçı acaba bunların etik olduğunu söyleyebilecek mi? Bu ihalelerin etik olduğunu söyleyebilecek mi? Ayrıca başka bir gerçeğe değineyim. Şimdi Google'da ikinci İSKİ skandalı Vatan Gazetesi ya da ikinci İSKİ skandalı diye yazın ve girin. Şunu göreceksiniz. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSKİ Asya 1. kısım atık su, yağmur suyu kanal inşaatı için ihaleye çıkıyor. 47 firma katılıyor. Burada en düşük 28. teklifi veren Güngen İnşaat Şirketi ihaleyi 12 milyon liraya, eski parayla 12 trilyon liraya alıyor. Gazetenin haberini söylüyorum. Ben iddia etmiyorum. İhale alındıktan sonra Güngen İnşaat bunu 6 milyon liraya hemen taşerona devrediyor. Ve bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı, ki beyefendi insandır, saygı duyarım kendisine, Kadir Topbaş, evet diyor, bazı firmalar geliyorlar ve gizlice aldıkları ihaleyi taşerona devrediyorlar. Ve bu skandal üzerine, yani bazı firmaların ihaleleri gizlice taşeronlara devrettiğinin anlaşılmasından sonra Kadir Topbaş, İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur'u görevden alıyor. Şimdi ben soruyorum, bunlar etik mi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla böyle oynanır mı? Sorularıma cevap bekliyorum. Evet, bu sorulara cevap bekliyorum. Acaba Güngen İnşaat Şirketi, Refah Partili belediyelerden ve daha sonra AKP'li belediyelerden bugüne kadar kaç ihale aldı? Bunların toplam tutarı bugünün raiciyle ne kadar? Bunlar arasında taşerona hemen anında devredip trilyonlarca lirayı cebine indirdiği iddiası doğru mu? Bu iddiayı ben dile getirmiyorum, gazete haberlerinden okuyorum. Evet, bu sorulara cevap bekliyorum. Nerede silahlı baskın? Nerede? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Merve Kavakçı, sabah akşam bin iman Allah diyorsunuz ama insanlara iftira atmaktan çekinmiyorsunuz. Bunları tek taraflı konuşturan ve aleyhimizde her gün 28 Şubat'taki andıcı geride bırakan, solluyan, fersah fersah ötesine geçen andıçları yapan, Uğur Dündar'ın hazırladığı yalan haber diyen ey sözde gazeteci, şunu unutma, zaman sizi mutlaka çöplüğe götürecek ya da üstünüze sifon çekilecek. Benim için kudretli, zamanın kudretli gazetecisi demişsin. Evet, kudretliyim. Çünkü gerçekten yana oldum. Gerçekten daha büyük bir kudret, güç tanımıyorum.